Değerli yeterler. Tarihi günlerden geçiyoruz. Değerli izleyenlerim. Emeklilikte yaşa takılanlar. Önemli günlerden geçiyoruz derken iç meselede en büyük şu anda hükümetin önündeki dosya olan çözüm konusunda en büyük dosya olan hükümeti için çok cazip bir güç kaynağı olan EYT için talimat verileli birkaç hafta oldu. Takdir edersiniz ki çalışmanın çok hızlı olduğunu size birkaç gün önce yaptığım görüşmede öğrendiğimi ve bu konuda bizlerden de öneri ve talep varsa istendiğini belirtmiştim. Bu konuda çok duyarlı, pozitif ve toplumun her katmanına kucak açmış bir komisyon var. Ve bu komisyonun Türkiye'de çok önemli adımları gerçekleştirmiş güçlü bir liderin talimatıyla çalıştığını hiç göz ardı etmeyelim. Özellikle planın hangi açıdan olacağını ve bu planın ne şekilde uygulanacağını, bunun bütçesel akışını şu anda didik didik ediyor komisyon. Komisyondaki pozitif ve olumlu hava EYT'lilerin en büyük moral kaynağı. Neden böyle? 99 öncesi bu emeklilikte yaşa takılanların bu vatan içindeki rengi, yansıması ve sesi bu şu anda çalışmalar. Türk tipi EYT planı kendimize has değerli hocalarımızın sunumu ile emeklilikte yaşa takılanlar Rabbimin izniyle çıkacaktır. Bu konudaki kararlı duyumlarımız bizi perçinlediği için Türk tipi EYT planı demeye başladık. Elin Finlandiya, Almanya, Avusturya modellerinin bizim modelden daha ileri seviyede olacağını düşünmüyorum. Şunu aklınızdan çıkarın. Size kesintili maaşla reisimiz emeklilik vermez. %1 ve %2'lik bir kesinti yaptırdı dedirtmez. Net bir şekilde verecektir. Ama şu kesindir. EYT 4 grup halinde emekli olacaktır. Tekrar ediyorum. Takdir edilen EYT sayısı 4 grup halinde emekli olacaktır. Yaş, sigorta başlangıcı ve prim sayısının sayısal ortalamasıyla, öyle dayım mayım olayı yok bunda. Bunda neyse o, tanıdık manadık olayı yok. Bu ortalamalarla beraber EYT bir liste haline getirilecek. Bir A listesinde sigorta primi, sigorta başlangıcı ve yaş ortalamasının haksızlık götürmeyecek şekilde, evet, haksızlık götürmeyecek şekilde bir haksızlık götürmeyecek şekilde bir şablona getirilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki Türk tipi EYT her zaman emeklilikte yaşa takılanların can simidi olacaktır. B sınıfında yer alanlarda baktığımızda 4500'de kalan, 4700'de kalan, %70, %80'lik gecikenlerin yoğunluğu ortadadır. 200 gün, 500 gün, 300 günde 5000'e ulaşmayı bekleyenler ortadadır. Benim komisyona iletimim bunlarla ilgili de olacaktır. Değerli izleyicilerim, ayrıca EYT planında özellikle hizmet yılı eksiği olanlar da mevcuttur.
hizmet yılı eksiği olanlar da 1 sene, 2 sene, 3 sene gibi 94 ila 97 arasında %70'lik bir geciken hizmet yılı birikimi vardır EYT'de. Bunlar için de 1 yılı kaldı, 2 yılı kaldı diye bir eksi puan, bir geri götürüm olmayacaktır. Bu konudaki kararlı tutum nettir. Emeklilikte yaşa takılanların Ekim ayı ve Kasım ayı çözüm portalıdır. Bu kadar kararlı operasyonlar gerçekleştiren ve size Tel Abyad'ın dün düşeceğini Tel Abyad düşmeden 3-4 saat önce müjdeleyen kardeşiniz, şimdi de diyorum ki bir haftada Suriye'nin kuzeyindeki tüm alanları alacağız. 3-5 gün daha geçtikten sonra artık ülkemiz iç gündemimize odaklanacak. Dış müdahaleyle, yani Suriye'ye yapılan bu haklı müdahalemiz ve oradaki kötü grupların ve insanları katleden bu grupların, bu terörist grupların asla ve asla orada bir daha mantar gibi ürememeleri için ordumuz orada bu imkanı sağlayana kadar kalacaktır. Türk ordusu oraya mikropların birikmemesi için gidiyor. Çünkü Türk ordusu barışın, sevginin ve merhametin adresidir. Değerli izleyicilerim, EYT'lilerin bu süreçte EYT'liliklerini dahi unutup operasyon için dua etmeleri burada göz yaşartıcı bir duruş oluşturmuştur. Her ne olursa olsun işsiz halini unutup cephedeki askerlere dualarıyla, sözleriyle, gerekirse kendi de giderek yardım etmek isteyen yüzlerce EYT'linin mesajlarını aldım. Biz buyuz. Biz memleket vatanı olduğu zaman kendisini unutanlarız. Burada EYT kendisini eleştirenlere de çok güzel bir cevap vermiştir. Burada EYT duruşuyla, kararlılığıyla net bir yanıt vermiştir. Ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hususu da dikkate alacağını ve EYT'lilerin vatan sevgisini, vatan bilincini gördükten sonra da Türk tipi EYT planında hem hızlılık anlamında hem de daha çok hizmet ve prim eksiği olanların, hizmet yılı ve prim eksiği olanların da bu potada olması için gerekli özveriyi yapacağına inanıyoruz. Değerli izleyiciler, çok az kaldı. Çalışmanın Sayın Cumhurbaşkanımıza sunumu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu plana son sözü çok kısa zamanda açıklanacak. Ve hepimizin temennisi Ocak'taki ilk EYT maaşına kavuşum. İşte bu maaşa kavuşma ile gereken heyecan ve gereken kararlılık ve gereken coşku sağlanacak. Ve EYT ile ilgili büyük bir kucaklaşma ve büyük bir mutlu son gerçekleşecek. Çünkü emekli olacaklar. Değerli izleyicilerim, hepinize EYT davasına gösterdiğiniz incelik, kararlılık ve destek için çok teşekkür ediyorum. Olumlu iletişimi baz alan ve raporu ve komisyonu önemseyen, sonuç almak için en iyi adımlar atan kanalınızdan hepinize sevgiler. Görüşmek üzere.